Bu e, Müslümanlara İslam'ın çıkışında aziz peygambere ve Müslümanlara yapılan tenkitlerden bir tanesi. O dönemin Hristiyan kilise babalarının mürtet şeyi, Tabii. yeni Yahudiler mürtet diye böyle suçlamalar da var. E, tarih boyunca devam etmiş bu. Tabii. Ben bunu bir papaza Hollanda'da e, sormuştum. Tarih boyunca böyle dediniz mürtet olarak gördünüz bizi. Hani dinden çıkan yani. Hala öyle mi görüyorsunuz dedim. Evet dedi öyle öyle hala dedi aynı şeyimiz var dedi yani. Dolayısıyla az önce söylediğiniz şey yani kendi inancına uygun olmayanı mürtet olarak veya işte din dışı pagan gibi görüyor yani. Şimdi hocam e, tabii e, şu soruyu da size sorayım. Yahudiliğin içinden doğan bir din olarak Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Yahudi karşıtlığından söz etmek mümkün müdür? Hristiyan kutsal kitaplarında bu konuda bilgi var mıdır? Varsa nasıl? Şimdi şöyle yani aslında Hz. İsa bir Yahudi. İşte Kudüs'te yaşıyor. Orada onların içerisinde yapıyor. Ferisiler var orada hakim mezhep olarak diyelim. O dönemin Yahudi mezheplerinden en etkili Ferisiler. En kalabalık grup. En yani, kalabalık. Biraz daha materyalist bir şey. Hatta İncil'lerde onlara çok o, acayip şeyleri suçlamalar vardır Hazreti İsa'nın. Engerek yılanları falan diyor ha, onlara. En yani. Gerek yani böyle, soyu, engerek soyu. gerek soyu diyor. İşte, evet evet. Çok enteresan şeyler var. Evet. Nedir bu sorunun şeyi? Yani Hristiyanlar'da da bu karşıtlık var mı? İlk tabii zamanlarda. ki özellikle e, kilise babalarının metinlerine bakıldığında e, bu İncil'lerde bırakılan, eksik bırakılan ne kadar e, husus varsa hepsinin e, geniş bir şekilde açılarak Yahudilere boca edildiğini, e, hakaret anlamında boca edildiğini göreceğiz. E, siz az bu önce Bu da aslında etki tepkiyi doğuruyor bir anlamda tabii ki, belki. Tabii ki. Yani erken dönemde ama burada şu e, hususu Tam iyi bir noktaya getirdik Sayın Hocam. Bu husus çünkü tarih boyunca antisemitizm denilen hadiseye özellikle Batı dünyasında antisemitizm denilen hadiseye kaynaklık teşkil edecek. O da İncil'lerde yeni ayetin içerisindeki İncil'lerde Yahudilere yönelik iki ayrı İncil'de geçen bir Yuhanna İncil'inin 8. babının 43-44. cümlelerinde Hz. İsa'nın e, tabi Yahudiler e, Hristiyanlara göre Hz. İsa çarmıha gerildi ve çarmıhta can verdi. E, bu bağlamda Hristiyanların Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinde etkin e, rol oynadıklarını düşündükleri ve gördükleri kişiler Yahudiler, dönemin Yahudileri. Ve 8. babın e, Yuhanna kitabında e, 43 ve 44. cümlesinde e, e, İnciller Yahudilerin şeytanın soyundan geldiklerini ifade eder. Matta İncili'nin 27. babında son babından bir önce Hz. İsa çarmıha gerilmeden hemen önce 27. babın ortalarındadır. Ayet cümle numarası çok aklımda değil şu anda. E, orada da şunu söyleyecektir. E, çok önemli. İsa'nın kanının sorumluluğu bizim Yahudiler söylüyor. Bizim ve bizim soyumuzun üzerine olsun. Hı hı. Şimdi bu cümle tarih boyunca İsa Yahudi e, Hristiyanlara göre malum biz Hazreti İsa'yı peygamber olarak görürüz ama Hristiyanlar Tanrı'nın e, oğlu olarak da ve Tanrı olarak üçün bir Üç hmm. e, uknumun bir parçası olarak görürler. Tanrı'nın katilleri, Tanrı katili olarak değerlendirecektir. Hmm. Ve bu metin İncil'de Tanrı katilleri olarak Yahudilerin kayda geçmesi ve tarih boyu da soylarının İsa'nın e, katili olarak sorumluluğunu almaları anlamında İncil'lerde ifade ediliyor. Eyvallah. Bu da çok enteresan tabii. Hatta bizim bu şey vardır o, hocam, bu Yeniçeri hikayesi vardır bilirsiniz yani. Yeniçerinin birisi bir Yahudi ile karşılaşmış. tabi kılıcını çekmiş, boğazına dayamış. Yani işte sen siz bizim Efendimiz'i, Peygamber'imizi, İsa Efendimiz'i öldürdünüz falan gibi söylerken. De, ya demiş bu çok yıllar önceydi, asırlar önce oldu falan. Hayır demiş olsun ben yeni öğrendim demiş. Yani bu şey var. İkincisi de bu şeytanın soyu meselesi de çok işlenen bir şey herhalde. Tabii ee, bu tabi ta Hazreti Adem'in iki oğluna da giden bir şey bir yönüyle ee, Yahudilerden bazıları yani e, biz kendilerine yani ateşten yaratılan şeytanın soyundan geldiğini iddia edenler de var Yani böyle şeyler de yazılıp çiziliyor Dolayısıyla şöyle bakıyorlar ateş topraktan üstün dolayısıyla topraktan yaratılanlardan üstünüz biz gibi Böyle bir şey de var derler ama tabii bunun tabii şeyini çıkarmak lazım. Enteresan bir şey bu hakikaten. Orta çağ boyunca da devam eden bir evet, şey herhalde bu. O günden bugüne şeyden. kadar hala İncil'ler evet. e, tabii hala ortada. Evet. Bugün dileyenler her herkes açıp herhangi bir İncil'den evet. bunu ya da internetten çok rahatlıkla teyit etmesi mümkün. Evet. E, direkt olarak Yahudilerin tarih boyunca bu bağlamda evet. İsa'nın katilleri, Tanrı katilleri olarak e, görülmesi ve suçlanmasına kaynaklık teşkil, teşkil etmiştir. Bir şey daha ilave etmem gerekir, özellikle İncillerle alakalı deyince Sayın Hocam, e, İncillerde Yahudilere yönelik en büyük eleştirilerden bir tanesi de e, Yahudilerin tarih boyunca peygamberleri öldürdükleridir e, ve bunlar isim isim e, zikredilir. Sadece İncillerde değil, değil tabi, Resullerin işlerinde de e, Yahudilerin öldürdüğü, e, kıydığı peygamberlerden bahsedilir. Onu da ifade etmem gerekir çünkü aynı e, söylem e, hadislerde de bizde de var e, Bizde evet. de aynı evet, şekilde o devam var. edecek. Evet o, o, da zaten şey var e, orada. Dolayısıyla hakikaten e, bu e, Hristiyanlardaki bu Yahudi karşıtlığının günümüze bakan yönlerini de iyi etüt etmek lazım. Tarihte malum e, protestanlığın kurucusu Martin Luther'in de ve o, o, dönemin reformasyon liderlerinden hepsinde aşağı yukarı 3 tane 4 tane düşman belirlenir. Onlardan bir tanesi Yahudilerdir. Tabii ki. Hepsinde. Tabii. E, Birinde tabii Türkler var diğerinde papalık. Kasıt Martin Luther'den Müslümanlardır. Yani Martin Müslümanlar, Luther tabi, 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 Osman Türkler yani. derken Müslümanları kasıtlar. Bu arada tabii Hint'te de böyledir. Yani şu anda konudan sapmış gibi olmayı Yo, yok. ekstra bir bilgi. Yani Hint dünyasında Hint literatürüne de bakıldığında Müslümanları tavsif için e, Türk kelimesi kullanılır. E, bu da antre parantez arada söylemiş olalım. O zaten öyle hocam. Tarihte gelse o Türk kelimesi etnik köken anlamında kullanılmıyor. Ya Osmanlı evet. ya da e, Müslüman evet. anlamında. Daha ziyade. Ben hani şu şeyleri gördün mü Avrupa kütüphanelerinde? Türk Kur'anı diye yazıyor yani şeylerin üzerinde. Evet. Türk peygamberi, Türk Kur'anı falan diye. O 16. yüzyılda özellikle kütüphanelerde öyle şeyler çok yaygındı. Evet. Bugün de bu manada daha yakın zamana kadar Katolikler, İsrail'le ilişkileri yoktu bildiğim kadarıyla. Tabii tabii yani, yani Vatikan konsili evet. sonrasında başlayacaktır. Evet. Martin Luther demişken, Martin Luther bu arada sinagogları tabii bakın ne kadar farklı bakış açısı olacak. İslam'ın geldiği dönem ve yüzyılı düşünelim ve İslam'ın mescitlere, havralara, Allah'ın adının anıldığı yerlere yaklaşımla ilgili koyduğu emir koyduğu kuralları düşünelim. Martin Luther'in yaşadığı dönem 15. yüzyıl. Martin Luther sinagoglara şeytanın yuvaları diyecektir. Evet, evet. Yani çok 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 ağır konuşuyor. Yani onların öyle dedikleri zamanlarda Yahudiler İslam topraklarında işte Endülüs'ten kovuldular. Osmanlı toprakları ve Fas'a gittiler. Başka yerlere gittiler ve büyük kabul gördüler. Daha işte Hitler döneminde kucak açanlar yine bizim vatanımız oldu bunlara. Tabii. Şimdi Ömer Faruk Hocam burada size şu soruyu soracağım yalnız. Bu kadar Hristiyan kaynaklarında düşmanlık var. Birbirlerini aslında hiç sevmeyen iki millet veya din mensubu diyelim. Ama gelin görün ki bu Gazze olayında veya herhangi bir başka bir olayda batı dışı toplumları ilgilendiren bir şey de bu ikisi birbirini hiç kayıtsız şartsız destekliyor. Nasıl bu Hristiyanlar bu düşmanlıkla, bu tarihi bagajlarla kayıtsız şartsız destek veriyorlar? Tabii burada özellikle evanjelizm diye bir kavramdan bahsederek başlamak gerekecek. Hristiyanlığın kelime anlamı itibariyle evanjelizm aslında İncil müjdesini dünyaya, insanlığa duyurmak, yaymak anlamı olsa da temelde ...evanjeliklerin en temel... E, ...gayeleri... ...dünyanın sonuna dair bazı... E, ne diyelim ...istekler ve meraklar. Evet. E, bunun da en başında... E, ...İsa Mesih'in tekrar... ...yeryüzüne dönecek olması... ...ve onların lideri olarak... ...Tanrı Krallığı'nı tekrar kuracak olması. Yani yeryüzü tekrar. cennetini. Yeryüzü kurması. cennetini tekrar kuracak. Ama bunun içinde... E, ...olması gereken bazı ön şartlar var. Ya, o hani kıyamet alametleri evet. gibi. Bu ön şartların en başında... Filistin bölgesinde bir Yahudi devletinin kurulması ve bu Yahudi devletinin Müslümanlarla ve diğerleriyle işte o bölgede ciddi anlamda bir kaotik bir durumu oluşturup savaşması ve işte bütün bu şartların gökten İsa'nın tekrar yeryüzüne inerek bu olaylara müdahale edip nihai olarak aslında e, bakmayın ilk etapta çok yakın gibi dururlar ama Armagedon'da nihai olarak ya kendilerine tabi olacak e, ya da savaşacaklar ya da, savaşacaklar. Evet. Ya kendilerine tabi olarak kurtulacaklar evet. e, Yahudiler evanjeliklere göre e, ya da yok olacaklar Armagedon'da. Evet. Ama gelin görün ki oraya kadar yolda şimdilik Ve herkesin şimdilik, işine geliyor bu durum. Hı. Ve yolda o dostluğu... Ondan sonra bakarız diyorlar. Tabii yani. tabii şimdilik bu işi görelim. İlk e, mücadelenin birinci raundunu halledelim. Kim, İkinci rounda kim, gelince bakarız. bakarız diyorlar tabii. Bakış açısı biraz bu. Hı. Dolayısıyla aslında e, Hristiyan evanjelizminin e, zihnindeki e yol haritası içerisinde Yahudileri olan ihtiyaçtan kaynaklı bir durum bu bunu da ifade etmek gerekir